yanlış söylüyorum. Çünkü bilerek yanlış söylüyorum. Böyle söylemeyi seviyorum. Herkese merhabalar Kore sever canlarım. Bugün sizlerle birlikte dopbook yapacağız. Geçenlerde de çok dopbook yaptık. Dopbook galiba bizim hep en çok yaptığımız video. Çünkü neden? Ben Kore'yi çok seviyorum. Kore yemeklerini de seviyorum. Kore dizilerini de seviyorum. Bana lütfen Kore dizisi önermeyi unutmayın. Bugün pirinç kek yapacağız. İlk önce birincisi normal pirinç ununu, ikincisi de pirinç unuyla karışık buğday ununu. Bana çok soru geldi normal undan yapabiliyor muyuz diye. Evet yapabiliyoruz. Neden yapamayalım ki? Dilerseniz bu güzel dopbooklerimizi hemen yapım aşamasına geçelim. Fighting! İlk önce kabımıza 1 su bardağı pirinç unumuzu ekleyelim. Ardından yarım çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve 1 su bardağı suyumuzu azar azar ekleyip karıştıralım. Hafiften böyle sulu kıvamda olacak. Çok katı olmayacak. Zaten göreceksiniz şimdi kıvamını. 1 su bardağının tamamını ekledim ve böyle bir kıvamda oldu. Şimdi ben bunu streçle kapatacağım. Streçimizin üzerine herhangi bir delik açmaya gerek yok. Direktmen kapatın ve tencereye kaynamış su dökün. Ocağımızın altına açalım ve streçlediğimiz kabı tenceremizin içine koyalım. Tenceremizin kapağını kapatalım. Orta derecede su kaynaya kaynaya bunu böyle 30 dakika pişirelim. Buharda pişecek. Dakika geçti. Ben şimdi alıyorum pişen pirinç unumu ve şimdi yoğurma, şekil verme aşamasına geçelim. Tezgahımızı güzelce bir yağlayalım ki yapışma olmasın. Çünkü pirinç unu pişince yapış yapış oluyor. Tezgahımızı aldıktan sonra bir sopa yardımıyla ya da merdane yardımıyla böyle vuralım. Hamuru bir iç içe geçirelim. Hamurda hiç katılık kalmasın. Yumuşacık yapmaya çalışalım. Tabii bu aşamalar biraz yorucu ama sakın pes etmeyin, devam edin. Hamur birbirine yedirdikten sonra böyle güzel bir biçimde açalım ve uzun çubuk şekli verip keseceğiz. Ben ölçülerini eşit bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Pirinç keklerim oldu. Şimdi bunları bir tabağa alacağım ve köşede bekleteceğim. Ve ben ardından pirinç ununu ve normal ununu pirinç keklerimi yapım aşamasına geçeceğim. Diğer kabıma 2 su bardağı unumu ekliyorum. Yaklaşık 3/4 su bardaklık pirinç unumu ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı da tuzumu ekliyorum. Suyum gene 1 su bardağı su ekledim. Suyu yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Karıştırın. Böyle çok yumuşak olmayacak. Güzelce yoğuralım. Zaten hemen hamur kıvamını alacak. Gibi bu kıvamda olacak. Şimdi bunu yuvarlayıp streçleyip dolaba kaldıracağız. Dolabımızda
20 dakika soğumasını bekleyeceğiz ki kesimi bizim için daha kolay olsun. Dolabımı açıyorum ve hamurumu koyuyorum. Orada birazcık dinlenecek. Hamurum dondu. Kesmesi şimdi kolaylaşacak. Size çok kısa bir yöntem göstereceğim. Gerçekten harika kolay. Hamurumuzun üzerine hafifçe bastıralım ve böyle kare şekline getirelim. Bir bıçak yardımıyla şekilde gördüğünüz gibi kesin hamurumuzu. Sonra hamurumuzdan bir parça alıyoruz ve elimizle böyle şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay oldu. Bu işlem gerçekten çok kolay. Şimdi hemen böyle ellerimle yapıp bir bıçak yardımıyla şekillerini eşitleyeceğim. Dediğin çok fazla birbirine yapıştırmayın çünkü hamurlar yapışabiliyor. Hamurlarımız yavaştan hazır oldu. Şimdi iki çeşit dubbokilerimizi pişirme aşamasına geçelim. İki tane tavam var. Birinde unlu tteokbokki yapacağız. Diğerinde ise sadece pirinç unlusunu. Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı salça koyuyorum her tavaya. Her tavaya bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Her tavaya 2 su bardağı kaynamış sıcak su ekliyorum. Birer tatlı kaşığı acı pul biber ekliyorum. Acılığı siz kendi zevkinize göre artırabilirsiniz. Bir adet kuru soğanı eşit bir şekilde iki tane tavama döküyorum. Ardından yeşil soğanlarımı ekliyorum. Birer diş de sarımsak ekliyorum. Sıra pirinç keklerimizi eklemeye geliyor. İlk büyük tavama unlu ve pirinç unlu karışık olan tteokbokkilerimi koyuyorum. Arkadaki tavaya ise sadece pirinç unlu yaptığım tteokbokkiyi koyacağım ve pişirmeye bırakacağız. Unlu olan tteokbokkilerimizin su aldıkça yavaş yavaş şiştiğini keşfedeceksiniz. Şahsen bana sorarsanız ben unlu olanı çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum ve kesinlikle yapmalısınız. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum her iki tavama. Soyasız olur mu? Bir yemek kaşığı da her iki tavama soya sosu ekliyorum. ...15-20 dakika pişirdikten sonra dilerseniz hemen güzel sunum aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, tteokbokkilerimizi yaptık. Birincisi buğdayda pişirdiğimiz pirinç unlu tteokbokkimiz. İkincisi ise hem pirinç unuyla hem de normal unla karışık olan ikinci tteokbokkimizdi. Bana sorarsanız hangi tteokbokkiyi daha çok beğendin diye, ben normal unla karışık olanı daha çok beğendim. Harika geldi tadı. Sizler için şimdi tekrar tadacağım. Evet, chopstick'lerimi de aldım.
Bu chopstickleri nereden bulabilirsiniz? Teddy'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Teddy vardır diye düşünüyorum. Ya da zaten internet alışverişi artık çok yaygınlaştı. O zaman hemen pirinç unumu alayım. Bir de alabilseydim. Heh, tuttum. Şimdi tadıyorum. Abi sizin misafirim var, gel. Ay, çok acı. O da yiyor şu an. Abla ikisini de yer misin? Bana ikisinin arasındaki farkı söyle. Sana söylemeyeceğim. Şimdi diğerini tadıyorum. Anladın mı farkımı? Şimdi yiyorum. Çok acı. Bu közlenmiş mi? Ne közlenmesi ya? Bir tanesi, yani o yediğin unla ve pirinç unuyla karışık yapılmış. Bir tanesi sadece pirinç unuyla yapılmış. Sence hangisi daha güzel? İkisi de şahane. Değil mi? Ben unlu olanı daha çok beğendim ama. Unlu olan şu büyük. Bakın yiyorum. Sonra yazıyorsunuz yorumlara. Denediniz mi? Beğendiniz mi? Ben yiyorum. Ben beğendim. Bak ikinci şahit, o da beğendi. Yani bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Beğeni yapıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Biz de daha çok videolar çekiyoruz. İmran Usta, bunlardan birazcık daha alıyorum ben. Allah. Yiyin gari. Wow, çok güzel. Bizim şubedeki Kadir abi bunu görmesin. Çok güzel olmuş. Beğeni bırakmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Başka bir saatte görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.